O da yine öndeki son cemaat yeri gibi 8 tane ahşap direkle yapılmış. Bu Selçuklu'da vardı efendim. Bunun tam bir benzeri Tokat'taki kalenin hemen eteğinde olan Tokat Ulu Camii'dir efendim. Orada da yaz aylarında cemaatin yine cemaatle olarak tek tekli değil de cemaatle olarak bir manada yazlık cemaatle namaz kılınacak yer şekline getirilmiş. Burada da aynını görüyoruz. E insan aynı insan, inançları aynı. Aynı soydan, aynı kökten gelmişiz. E, ha Menteşe oğlu olmuş, ha Aydın oğlu olmuş, ha Saruhan oğulları olmuş. Şimdi Menteşe oğullarının özelliklerinden birisi de efendim ki bu caminin yapılmasında Menteşe oğullarının efendim en büyük katkısı İbrahim Bey zamanında olmuştur. İbrahim Bey Menteşoğlu sülalesinde dördüncü kuşak falan. Dördüncü kuşak. Şimdi ana silsileyi bir sayalım. Ondan sonra da İbrahim Bey'in yerini söyleyelim. İbrahim Bey'in bazı özellikleri de var efendim. Sülaledeki diğer üyelerden. Menteşe Bey, Kuri Bey veya Karay Bey de diyor bazıları. Bilemiyoruz. Kuri olarak daha çok geçiyor. Kuri Bey, Sultan Alparslan'ın komutanlarından birisiydi. Onun oğlu Ablistan veya Albistan veya Albustan, bugün Maraş'ın Elbistan'ı var. Herhalde o da onun zamanında fethedilmiştir. Ablistan Bey zamanında. Ve ondan sonra Menteşe Bey. Menteşe Bey'in iki oğlu vardı. Mesut Bey, Kirman Bey. Mesut Bey vefat etti. 1293'te vefat etti. 83'te de deniyor ama tam 83 değil herhalde. 93'te vefat etti. Fethiye yakın bir yerde vefat etti. Türbesi de orada Megri denilen veya Meyri denilen yerde. Yerine büyük oğlu Mesut Bey geçti. Mesut Bey 1320'de vefat etti. Yani babasından 27 sene sonra. Efendim. Rodos'a çıkarma yapan Menteşe oğlu budur efendim. Mesut Bey'dir. Evet. Yani Rodos'u bir elleştiler şöyle. Almadılarsa çıkarma yaparak onlara yurdunu, yuvasını bir dar etti. Kirman Bey ise daha küçük bir bölgeye hükmetti babalarının vefatından sonra. Mesut Bey daha büyük bir bölgedeydi esas Menteşe sahasında. Kirman Bey ise Finike taraflarını yani Föke denilen yerleri aldı. Mesut Bey'in vefatıyla 1320'de yerine oğlu Şücaettin Orhan Bey geçti. Şücaettin Orhan Bey hakikaten şeci, kahraman bir insan. Dinin kahramanı Şücaettin. Ve o da 1340'da vefat etti. O da Rodos'u kurtaramadı. O da hallet, halleşmeye çalıştı Rodos'larla. Yerine onun İbrahim Bey geçti. Aydınoğlu Umur Bey'in zamanında yaşadı. Umur Bey enteresan bir kahraman. Osmanlı daha doğrusu Türk donanmasının Türk deniz kuvvetlerinin kurucusu diye her sene Birgi'ye gelirler. Birgi'de kabrinin başında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın mensupları, bazen Deniz Kuvvetleri Komutanları gelirler, törene katılırlar. <laughs> Türkler denizci bir millet değildi. Çöllerden geldiler, Karakurum çöllerinden geldiler efendim. Ama denizi görünce ona da intibak ettiler. Sonra da bölgenin en iyi denizcisi oldular. İşte bu Aydınoğlu Umur Bey, burada bulunan Menteşoğlu İbrahim Bey ile dostluk arkadaşlık kurmak suretiyle bununla beraber müşterek harekat idare ettiler. İzmir'in Latinler tarafından işgalinde orayı kurtarmak için 1348'de beraber mücadele verdiler. Buradan İzmir'e gidiyor Menteşoğlu İbrahim Bey askeriyle beraber ve Aydınoğlu Umur Bey'le omuz omuza çarpışıyorlar ve Aydınoğlu Umur Bey de orada şehit oldu. Allahu Teala hem ona hem de onun gibi bütün memleketimiz satında veya diğer gurbetlerde yurdu, yuvası, vatanı, milleti, bayrağı, istiklali için şehit olanlara rahmetler eylesin. 1335'te vefat etti İbrahim Bey. Onun da birçok hayır eserleri vardır. Ondan sonra Şücaettin Orhan Bey'in bir oğlu daha vardı. Hızır Bey o Çin'e tarafını idare etmeye başladı. İbrahim Bey'in bir oğlu daha vardı, üç oğlundan. Biri, o da Musa Bey. Musa Bey de Milas, Milas tarafında görev yaptı. Ve İbrahim Bey'in esas önemli olan üçüncü oğlu Ahmet Gazi rahmetliydi. Ahmet Gazi, Menteşe oğullarının en çok eser bırakanlardan kültür eseri bırakanlardan, medreseler yaptıranlardan, eğitim yerlerini kurduranlardan, kuranlardan en önemlisidir. Ki Milas'taki Beşin Kalesi'deki eserlerin hemen hepsinde onun emeği ve izi vardır. allah Teala gani gani rahmet eylesin. Onun ölümüyle beraber zaten Osmanlı devletiyle artık birleşme hareketleri yavaş yavaş başlamış idi. Tabii bunlar kolay olmuyor. Yani elinizden bir beylik gidecek. Öyle bir harbe falan tutuşma yok. Belki siyaseten birbirlerini kırmadan, dökmeden bunu nasıl daha rahat yaparız bu geçişi diye ona kafa yoruyorlardı. Öyle de oldu ve Anadolu'daki Türk birliği 2. Murat Han zamanında büyük çapta sağlandı. Onun oğlu Fatih Sultan Mehmet Han da bu birliği tamamladı. Büyük çapta olan birliği tamamladı. Şimdi süremizin sonuna geldik. Menteşe olan da rahmetle andık. Sizler de onların ruhuna bir fatiha gönderin. İnşallah Muğla'daki çekimlerimiz devam ediyor. Yeni bir tarihi mekanda buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.